zaman hatırına ya şu mübarek vakitte git kardeşim derlerdi eskiden. Bak şu mübarek vakitte derlerdi. Demek ki vaktin bir mübarek saati var. Peygamberimiz buyuruyor ki cuma günü bir saat var diyor. Bir saat. O vakit diyor duaların icabet saatidir. O saatte elini açıp dua edeni Allah reddetmez, reddetmez diyor o bir saatlik bir bölüm var diyor bir ara. O vakitte denk gelen duayı Allah kabul eder diyor. Yani Allah insanlara bir ibadetlerine bakıp bu iyi kul dediği kullar var. Bak şu kulum ne güzel namaz kılıyor. Ey melekler görüyor musunuz? Bak şu anda televizyonda diziler oynuyor. Aşağıda top sahasında millet maç yapıyor. Şehir meydanında particiler toplanmış, miting yapıyor. Bak şu kuluma bak. Bütün dünya elinin tersiyle itmiş. Ne güzel namaz kılıyor. Der, Allah kuluna rızasını verir. Bu bir yoludur. Bir yolu da şudur. Allah der ki, şu saatte kapıyı açtım, gireni affettim der. Kime denk gelirse. E kime denk gelecek? Ya hocam sarhoşa denk gelirse sana ne? Cennet senin mi? Millet birbirini cennete sokmamak için uğraşıyor. Öyle yaparsan giremen diyor. Böyle yaparsan sana ne olacak? Madalya mı verecekler? Ya Allah diyor bu vakitte duayı kabul ediyorum diyor. Cenab-ı Hak şu saatte duayı kabul ettim dediyse ve bunu da Hazreti Muhammed bildirdiyse o anda gafil olmayıp Allah belki de okulunu kurtarmak istiyor ne biliyorsun? Hep biz mi iyi olacağız? Hep her şey bizim dediğimiz gibi mi olacak? Peki Hazreti İsa peygamberimiz Allah'ım Hazreti İsa peygamberimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Selam gönderiyoruz şu İstanbul'un Eyüp Sultan'ın sırtlarından. Eyüp Aleyhis, ayıp, radıyallahu an e, Ebu Eyyubel Ensari'nin civarından Hazreti İsa peygamberimize selam gönderiyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ne güzel söylemiş Hazreti İsa. Ey Allah'ım diyor eğer senin bütün merhametin iyilere olacaksa kötüler kimin kapısına gitsin ya Rabbi diyor. Duaya bak ya. Ben İsa'nın şu duası için Hazreti İsa'nın ayaklarını öperim ben bu duaya. İyiler diyor, hep senden ikram alacak, hep evliyalar, hep şehitler, hep peygamberler, hep namuslular, hep temiz kullar, hep iyi kullar senden iyilikler alacak. Eğer böyleyse ya Rabbi kötüler kime gitsin? Yani kötüler kimden yardım istesin? Nasıl düzelsin onlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.